vardır diye. Ha, evet, akmaya başlamış. Hakan şöyle bir karar alalım. Program boyunca birbirimizi çok övelim ve hiç övmeyelim. Hangisini tercih edersin? Hocam valla seninle böyle bir aşık atmak çok zor. Yani çok zorda kalırım. Bence övelim. Yani hani çünkü... Ben o zaman gerçekten şöyle özgeçmiş falan vermeyeyim senin ama seninle ilgili bir şeyler anlatayım. Ardından da dam diye girelim konulara. Tamam mı? Keyifle. Kötü şeyler anlatmayacaksan sıkıntı yok kardeşim. Hani hukukumuz çok uzun. Hani iyi olanları seçersen makbule geçer. Tamam mı? Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Hakan benim finans konusunda bu ülkede en güvenli insanlardan bir tanesi. Çok gönülden söylüyorum. Acayip iyi biliyor bu işleri. Ben şimdi bir vatandaş olarak bir bölümü söyleyeceğim Hakan. Ondan sonra böyle soruya gireyim istiyorum. Şimdi televizyonlara şöyle bir bakıyoruz hepimiz. İki tane grup var. Bir grup diyor ki battı gitti ekonomi mahvolduk diyor. Diğer grupta diyor ki Almanya bizi kıskanıyor. Kriter de hep Almanya yani. Almanlar da bize karşı genel bir kıskançlık var. Hepsi verilere başka yerlerden bakıyor. İki taraf. Ben siyasetten ne kadar uzak adam olduğunu biliyorum. Hiç ne parti konuştuk bugüne kadar ne bir şey. Ama finans verilerini harbiden iyi okuyan bir adamsın. Bizi dinleyen insanlara nasıl gidiyor ekonomi, neler görüyorsun? Bu korona bilmem ne bir oradan doğru çat çat bir. Estağfurullah. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle bakmak lazım. Açıkçası dediğine benzer bir şey. Mesela işte iş hayatında benim 25-26. Yılım herhalde yani finans tarafında bir de mühendislik falan var. 30 yıla yaklaştı. Ve şunu çok duyduk. Bu kriz öncekilere benzemiyor. İşte ben 30 yıllık esnafım böyle kriz görmedim ama her krizde bu böyle söylüyor. Tamam mı? Ya dolayısıyla ben diyorum ki abi demek ki kısmi bir hafıza var yani. Sürekli resetleyip tekrar başlıyor olmamız lazım. Çünkü hani bu kriz öncekilere benzemiyor çok doğru bir laf. Çünkü hiçbir kriz tam olarak öncekine benzemez zaten. Ve tarihin gelmiş geçmiş en büyük krizi deyince de tarihte öyle birkaç tane var. Hani tamam özellikle bir şey ama mesela bizim memlekette ekonomi kötüye gittiği zaman 3 ila 5 çeyrekte artıya geçer. Yani 18 çeyrek eksi gittiğimiz bir ekonomik durum yok. Dolayısıyla iki ucun ortasında bir yerdeyiz aslında. Hani her şey çok kötü. Dünyanın en kötü ülkesiyiz falan durumu şöyle çok aklıma yatmaz. Şu anda Türkiye yarım puan, bir puan fazla verse yurt dışından kaynak bulabiliyor. Hani o kadar biz sayıyoruz, sövüyoruz ama işte default etti, yurt dışından borç bulamadı. Böyle bir şey konuşmuyoruz bir taraftan. Ama öbür taraftan da hani bu Almanya bizi kıskanıyor ama işte kaç gündür Alman turist yollasanız Allah'ınızı severseniz şeklinde Almanya'ya başvuruyoruz. Dolayısıyla hani Almanya'nın en azından bizi kıskanmıyor olacağı konusunda bir şeyimiz olmamalı. İkisi de abartılı. Ha, normal mi? Normal değil. Yani işler çok parlak değil. İşler sıkıntıda. Çünkü başımıza gelen onlarca krizden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Sorun ne? Yani bizim açımızdan korkutan kriz şeydir Şerif. Hani benim başıma bir şey geldi. Aynı zamanda Almanların da başına bir şey gelmişse bu bir sorun. Çünkü ben ihracat yapıyorum dediğimde ihracatımın %50'sini AB'ye yapıyorum. Ya da turizm gelirimin 1/3'ü Avrupa'dan geliyor. Dolayısıyla hani benim sorunum var. Bir de Avrupa'nın sorunu varsa evet o zaman daha büyük bir sorunumuz var. Ortalamanın üzerinde bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Tarihin kötü krizlerinden biriyle karşı karşıyayız ama hani ülke dediğin şey de işte hep anlatıp duruyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet tarihi dön oradan şu kadar yıllık Osmanlı ta Orta Çağ'da bilmem nereden biri geldik falan Orta Asya falan. Dolayısıyla hani dünyanın sonu gelmeyecek, ülkenin sonu gelmeyecek. Bu bir, bizim taraf. Global tarafında çok iyi bilirsin. Çok bizim yaygın bir şeydir. Kapitalizmin sonu geldi. Amerika bu sefer yıkılıyor falan. Bunu da çok duyduk. Hani kapitalizmin sonu gelse yeniden ne gelecek bilmiyorum ama hani şu anda öyle bir şey görünmüyor. Dolayısıyla büyük sorunlardan bir tanesi. Harika değiliz. Dertlerimiz var ama yani mutlaka bitecek sonuçta. Hatta kehanette bulunsak önümüzdeki yıl bitmeden biz kesin olarak büyümede artıya geçmiş oluruz. Önümüzdeki yıl bitmeden artıya geçmiş oluruz. O da bu yılın ikinci çeyreğinde başlasak kardeşim. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği sonunda filan bence artıya mutlaka geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Dolar kaç var ya sonra. Dolar kaç olacak? Hakan sen böyle büyük şirketlerin sahiplerinin oğullarına, onlara böyle yol gösteren eğitimler veriyorsun. Onlara da bir şeyler anlatıyorsun. Ne anlatıyorsun? Yani bir şirket yöneten sadece onlara değil. Yani bizi takip eden insanlar arasında genç iş kuran insanlar var. Ne öneriyorsun? Yani sen bir iş kurmuş genç olsan ya şuna dikkat ederim. İlke olarak buna dikkat ederim. Böyle geliştirir. Ne öneriyorsun? Özellikle finansal boyutu. Yani şimdi iş kurmak dediğimizde, sıfırdan kurmak dediğimizde işte hani sen de girişimcisin, çok da başarılı bir girişimcisin. Özellikle bir sektörde yani niş bir pazarda bir sürü konuda rakipsiz bir muazzam bir organizasyon yaratmış bir insansın ve sıfırdan başladığını biliyorum. Şimdi hani bugün bunun
havalı bir adı oldu 2-3 yıldır böyle. Startup falan değil mi? Ulan startup da çok ciddi bir şeydir ha falan. Ya. Bu bir şirket arkadaş. Yani dolayısıyla bir startup mı startup iş yapacağız, bu işi yapacağız deyince şimdi bir sürü şey bilmen lazım. Ama hani en kritik konulardan biri şudur. Yani kapıcı bizim şirketin kapısını çaldığında kapıyı kim açacak yani? Buna da karar vermek lazım. Çünkü normalde startup'a şöyle dalıyor millet. Baba ben genel müdürüm, sen CFO'sun, sen de CEO'sun falan. Baba 3 kişiyiz zaten, üçümüz de alengirli adamlar oluyoruz falan. Baba sonuçta kapı çaldığı zaman kim açacak ve telefonu hangimiz açacağız? Ve hatta çayı kim demleyecek? Dolayısıyla hani bu iş girdiği zaman aslında bir sürü şeyden yapacağımızı kabullenmemiz lazım sıfır başladığımızda. İkincisi hani finans tarafı dediğin gibi benim uzmanlığım diye o taraftan bir şey mutlaka söyleyeceğim ama hani şirket kurmak dediğinde abi o işi biliyor olmak lazım ve o işte farklı ne yapacağını da biliyor olman lazım. Yoksa hani herkesin yaptığı şeyin aynısından yaparsan işte sen Alice Harikalar Diyarı'ndan bir cümleyi böyle hatırlıyorum ilk kurduğunuz zaman şirkette duvarlarda yazardı. Hani ben az denenmiş yolu seçtim vardı ya. Hani onun gibi dolayısıyla biraz daha farklı bir şey yapmak lazım kesinlikle. Ha, finans tarafına geldiğimizde ise sorun şu. Ben bir ara sağlık sektörü tecrübem olmuştu hatırlarsan bir hastanede. Mesela özellikle sektörlerde şu risk var. Ülkedeki en iyi 4 tane doktor bir araya geliyor ve bir hastane kuruyor. Ve kafalarında şu var abi biz en iyi doktoruz, sen şusun, ben cerrahım, harikayız, başhekim, şu bu filan. Finans, ya finans ne olacak abi işte ben amcaoğlunu muhasebeye koyarım. Bizim bir yeğen var, o da faturalara girer filan. Abi finans da ciddi bir şey ya. Yani hatta para gelmezse işte çorba pişmiyor filan. Dolayısıyla hani bilmiyor olabilirsin ama o işin profesyonelini al. Dolayısıyla ya bilenlerin bir araya geldiği sistem olmalı, ortaklıktan bahsediyorsak. Değilsek de o işi iyi niyetli bir şekilde yapacak ve temel tecrübeye sahip, temel bilgi birikimine sahip insanlarla beraber çalışmak lazım. Bir de burada belki şunu söylemek çok önemli. Çünkü firmadan firmaya çok farklı şeyler söyleyebiliriz ama risk burada çok önemli. Risk çok önemli. Yani neyin riskini aldığınızı biliyor olmak lazım. Oradan buradan 10 lira para topladık, bu işe girdik dediğinizde kaybedebileceğiniz 10 liranın hayatınızı ne kadar değiştireceğini bilerek o işe girmek lazım. Yani risk alacağız ama ölçülebilir risk alacağız. Çünkü finansın en büyük numarası budur. Risk almayın diyemezsin kimseye. Kendi işimi yapıyorum diyen adam risk alır. Buradaki mesele ne kadarlık bir risk alıyorsun? Yani hayatın riskini mi alıyorsun? İlk yaptığın işte hayatın riskini almıyor olman lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Hani dolayısıyla o ölçülebilir bir riskle girmek lazım. Ve profesyonelleri mutlaka devreye sokmak lazım. Biri bu işten anlamalı, anlayan yoksa da profesyonel biri mutlaka yanımızda olmalı. Diğer işlerden daha önemli değil. Yani üretimden daha önemli değil. Finans, pazarlamadan belki daha önemli değil. İK'dan belki daha önemli değil ama önemli. Ve bir de finanstaki, finansçı her kimse oradaki oyun bozandır. Yani oyun bozan kişi finansçıdır. Bunu da kabullenmek lazım. Çünkü satışçı doğası gereği uçar. Baba yaparız, hallederiz, koparız filan der. Oradan birinin abi kopacağız da onun bütçesi nerede filan deyip ayakları yere indirmesi gerekiyor. Yani biraz hafif karamsar, oyun bozar bir arkadaşın ekipte olmasında fayda var. Biz şirketi ilk kurduk. Öyle logoyu özel... Bir baktım bütün eğitim firmaları yabancı isimli. Şimdi biz Türk ismini koyarsak rezil olacağız. Yani sektöre giremeyeceğiz. Bütün DC Carter, Petway'in falan filan. Dedik Türkçe isim koymayalım. Academy International koyduk firmanın adını. Türk olduğumuz belli olmasın diye de logoyu penguen yaptık. Yani Anadolu'dan bir hayvan seçtik. Kesinlikle Türk değiliz. Yani sonra bir baktık ki bir süre sonra insanlar ne yaptığına bak ya. Ve tamam. Dedik ki yani ben dedim İzgören Akademi işte İzgören Akın olsun. Etiklikler çok uzun. Dedim Arturan dersen tamam o zaman dediler. Ve o çok o çok büyük firma Arthur Anderson battı. Biz hala yürütüyoruz ve buraya baktığımda da şirketin böyle slogan bulacağız. Robert Frost'tan bir şey. Orijinalini de söyleyeyim. Two roads diverge in a wood and I took the left travel plan diyor. Ormanda karşıma iki yol çıktı. Ben az kullanılmış olanı seçtim. Bunu yazdırdık Hakan arabalara marabalara. Benzin alıyorum. Benzinci dedi ki abi ayı mayı çıkar dedi. O gün değiştirdik abi. Yani ayı mayı çıkar diye değiştirdik. Otobandan kopma diyor yani değil mi? Otobandan kopma diyor sana. Yani. Yan yollara girme. Pratik Türk zaten. Pratik Türk yani. Startup falan yapma abi işte. Olay belli olsun. Kebapçının yeri belli olsun. Otopark nerede falan. Her şey stabil olsun. Hakan 2 gün önce bir şey oldu. Gene yani siz siyasete girmeden böyle teknik liyakat açısından sen finansı bildiğin için değerlendir. Şimdi ülke şeyi tartışıyor. Güreşçi Hamza Yerlikaya Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atandı.
Espriler dönüyor, bu, siz vatanı sevmiyorsunuz mu diyenler var, bir şeyler var. Nedir? Yani olur mu, olmaz mı, nedir? Böyle genel olarak ülkeye de baktığında, oraya da baktığında ne görüyorsun? Ya şimdi, ama şimdi sen çok yani hain bir soru soruyorsun. Yani. Siyasete girmiyor diyorsun abi. Olayın ben bir çay içip geliyorum Hakan. Ben hemen bir çay içiyorum ve yarım saate kadar buradayım. Sen anladın. Hayır, çok şey esprisi var. Bu aralar soğuktur diyorlar ya ilçemiz için. Öyle bir şey olmasın yani. Bu aralar soğuktur falan gibi soru sorduk kardeşim. Evet, evet. Şimdi bak, şöyle bakmak lazım. Ben devlette çalıştım. Sen de çalıştın. Yani ikimiz de devlette bulunduk. Şimdi devletin bir farklı bir dinamiği var. Hani bütün devleti tümüyle karalamak ya da ne bileyim omuzlamak çok, ikisi de yanlış olur. Hani bir sürü hatası da var ama bizim devletimiz sonuçta. Ama şunu biliyoruz, yani devletin mekanizması bizim ticaretteki o rekabetçi yapı gibi çalışmıyor. Ve orada bir sürü kurumla alakalı olarak da, ya işte biz Şerif seviyoruz sağ olsun da Şerif'e işte şu ünvanı verdik. Bu ünvanın da kanundaki karşılığı 5 lira. Bizim Şerif'e 55 lira vermemiz lazım. O zaman Şerif bir de şuranın yönetiminde olsun, oranın bilmem nesinde olsun, buranın da şurasında olsun. 3 yerden para gelsin. Çünkü Şerif zaten dışarıda, örnek veriyorum, 50 lira kazanan bir adamdı. Devlet de bu adama bir şekilde 50 lira vermemiz lazım. Yani ben olaydan bağımsız konuşuyorum. Spesifik olarak konuşmuyorum. Şimdi bu yapı devlette çok yaygın. Onun için de böyle yönetim kurulu üyelikleri, oranın bir şeysi, bilmem nerenin özel kalemi, bakan danışmanı, milletvekili bir şeysi falan, bir sürü ünvan yaratılır. Temel mantık da aslında hani bir kişiye birdenbire 50 lira para versen, kardeşim kim ki bu adama 50 lira verdin denmesin diye 3-5 yerden maaş aktartırız. Şimdi kamudaki bir sürü yapı böyle olduğu için hani banka içinde, ya bankaya özel, kardeşim bu adam bankacılığı biliyor mu falan tartışmasında, diğer yönetim kurulu üyelerinde de baktık mı ki, yani bilmiyorum, onlar da biliyor mu, bankacı mı ki acaba demek lazım. Hani ben biliyorum da speküle etmemek için ortaya söylüyorum. Hani onlar da biliyor mu ki acaba filan. Dolayısıyla bunun bu örneği dışına bırakarak şunu söyleyebiliriz. Elbette liyakat önemli. Yani elbette o işi bilen adamı oraya götürmek lazım. Ama birkaç tane sorunumuz var. Yani birincisi, işte biliyorsun, A partisi B partisi de dendiği zaman hükümet aygıtı, devlet aygıtını ele geçiren herkes bizden olsun çabasında oluyor. Ülkede irili ufaklı 10 tane parti var dersek ve ne bileyim bir iki tanesi devlet aygıtını ele geçirmişse zaten ülke nüfusunun ne bileyim %30-35 bilemenin 40'ını temsil ediyordur. Ülkenin %60'ını dışladığınız zaman da zaten her işe yetecek kadar kalifiye eleman yok ki. Yani memlekette bütün partileri toplasanız her partinin en iyi adamlarının toplamıyla bile zar zor bütün ünvanları hakkıyla doldurabilirsiniz. Kalkıp da partilerin bir kısmını dışladığınızda zaten elimizde bizdendir, bizden değildir. Hani bizden olsa yeter gibi kriterler kalmış oluyor. Bu dönem biraz daha abartılmış gibi ama her dönem herhalde sen de biliyorsun biraz böyle şeyler vardı. Yani bu arada adı geçen kurum zaten son derece profesyonel olduğu için, yani yönetim kuruluna sen de ben de gelsek zaten yoldan çıkacak bir kurumda değil. Yani onu da söylemek lazım. Ülkenin en köklü bankalarından bahsediyorum. Evet. Yani onun da altını çizmek lazım. Bir de ben hani o kuruma özelliğine konuşmayayım. Bir sürü yönetim kurulu hani üyeliğinde arkadaşlarımdan da biliyorum. Zaten büyük bölümü bir kağıt gelir, baba ayda bir gelecek, buna imza at derler. Hatta biliyorsun ayak divanı diye bir şey var. Başka ülkede var mı bilmiyorum. Yani yönetim kurulu üyeleri imza atacağız ama ayak divanı, bir araya bile gelmezler. Biri dolaştırır. Ya Şerif Bey bir imza var. Taksi atlayıp öbürünün ofisi ona imza attırır falan. Yani bu üyeler birbirini mutlaka görmüyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani işte imza atıldı, okba, cübba falan diye gidiyordur. Biz de işte buna devlet diyoruz kardeşim. İşin sözü toplamda bu. Yani böyle olmamalı ama böyle çalışıyoruz. Yani Osmanlı'ya baktığında o başarılı olduğu dönemde inanılmaz bir liyakat var. Liyakati kaybettikleri andan itibaren çoğalıyorlar. Buraya evet, sen devlet sistemini çok iyi anlattın. Hani Amerika ile ilgili vereceğim örnek, hani Trump zekasında bir adamı koyuyorsun oraya ama sistem hala işliyor. Çünkü sistemi şöyle kurmuşlar. Trump'ın değiştirebileceği toplam 2000 tane adam var devlette. Ama kesinlikle zaten o 2000'i de değiştirmiyor yani geldiğinde. Devletin siyasetten bağımsız yürümesini sağlamak acayip önemli bir durum. Onu yaptığında zaten siyasetçiler daha iyi yönetebilirler. Ama bütün bir sistemi birkaç kişiye dayadığın andan itibaren o zaman işte böyle riskler sallanmalar, ama iyi bir ülke, insanı iyi, gittiğim her yerde onu görüyorum. Liyakatlı Anadolu'da insanlar var üreten. Bu bizi ayakta tutacak şey gibi görünüyor. Biraz siyasetten hep bağımsız bakmak lazım Hakan, olabildiğince. Çok haklısın. Yani siyasette bugün, tam da bugüne güzel baktığımızda biraz şey gibi görünüyor. Hani
Zaten siyasetçiler daha iyi yönetebilirler. Bu arada, bu arada bir dakika, Şerif şey dedi ya bana, uyardı ya Efkan, bizim YouTube aç alttan soru gelecek falan diye, onu açtım bir taraftan. Süper. Şöyle kardeşim, yani haklısın. Zaten bizdeki siyaset de biliyorsun. Mesela eski hatırla, sağ sol falan vardı. Şimdi sol ortanın solu, ortanın bir şeysi falan diyorsun. Abi orta neresi? Solu neresi bunun? Tam sağ tarafı neresi? Yani ortada bir şey de yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunun en solundaki adamla en sağındaki adamın, ne bileyim, belediye seçimlerinde bir belediye, bir mezrayı alma, ele geçirmedeki amacı çok yakın aslında. Yani orayı alsak, evet, abi yolun ihalesini şeye versek, öbürünü de bizim amca oğluna versek düzeyinde bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu partiler geldi geçti, bir sürü parti geldi ama memlekette hala aynı vatandaş. İşte kim hoşuna giden şeyler söylerse ona oy veriyor. Haklısın, Amerika tabii senin uzmanlığın burası aslında, sistem kurmak yani. O senin uzmanlığın. Evet, sistemi kurarsan, kişileri değiştirsen bile sistem çökmeyecek. Belki bizde bu riskten bahsedilebilir. Hani bunun geldiği bir tehlikeli nokta belki de var. Ama evet, ülke güzel ülke ve güvenilir ülke. Hakan, şey soracağım. Ben yani çok gerçekten değer verdiğim için ve bana bu konu çok e-posta geldiği için soruyorum. Yalnız programında yani güya konuk olan sensin, o zaman sen yönetiyorsun. Alttan yazılara bakıyorsun. Ben rahat ve son derece falan. Şunu soracağım. Yani iş kuruyorlar ve gençler bir şeyler biriktirmek istiyor. Belki üniversiteli bir çocuk da biriktirmek istiyor. Birikimi nasıl yapar insan? Nasıl yatırım yapmalı bu ülkede? Sen hani bu yatırımın nasıl yapacağını bilen insanlardansın. Ya şuna dikkat edin. Yatırımınızı böyle yapın. Nasıl başlayın? Ne anlatabilirsin? Ya şimdi bireysel emeklilik tarafındaki böyle eğitimlerde, o orada kurumdaki arkadaşlarımızın anlattığı, verdiği çok güzel bir örnek vardır. Mesela sorarsın, dersin ki işte tasarruf nedir falan dersin ve klasik cevap şudur. İşte ben kazanıyorum 100 lira, sonra işte harcıyorum 95 lira, kalanı tasarruf ediyorum filan der. Tamam mı? Şimdi tasarrufun çok doğal tanımı gibi görünen bu tanım yanlıştır. Çünkü harcadıktan sonra kalan kısmı tasarruf edeceğim diyorsan kalmaz abi zaten. Ya anlatabiliyor muyum? Çünkü ben dersi sorarım bazen. Diyorum ki işte 100 lira kazandınız, harcadıktan sonra kalan kısmı ne yaparsınız diyorum. Hatunlar diyor ki harcarım diyor. Ya diyorum ki ablacığım, ben harcadıktan sonra kalan kısmı soruyorum zaten diyorum. Tamam işte hocam, bunu da harcarım diyor. Ezerim anlamında. Evet. Ezerim yani. Çünkü niye? Bayat parayı sevmiyor, tamam mı? Para bayatlamayacak yani. Evet. Direkt gidecek. Onun için ya Şerif, aslında bence o tanımı değiştiririz biz. Deriz ki bak bir dakika. Süper. Tasarruf o değil. Tasarruf şu. Para kazandıktan sonra ben maaşımdan her ay 10 lira biriktireceğim dersin. O 10 lirayı biriktirdikten sonra kalan kısmı harcarsın. Çünkü harcadıktan sonra bir şey kalmaz zaten. Zaten bir sürü ürünün mantığı da odur. Der ki mesela otomatik binden fon alacağız size. Ya da bireysel emeklilikle bak mecburen tasarruf ettiriyoruz. Niye? Çünkü adam edemiyor aslında. Halbuki kendi disipliniyle ben gelen paranın 10 lirasını ayıracağım, kalan bölümünü harcayacağım dese, tamam, harcama bölümünü aslında çerçevelersin. O daha mantıklıdır. Bir kere buradan başlamak lazım. Yani herkes ya maaşımız zar zor yatıyor. Kardeşim senin maaş 2000 liraysa da zar zor yatıyor. 3000 liraysa da zar zor yatıyor. 6000 liraysa da zar zor yatıyor. Yani maaşın 50 bin liradan sonra zaten abi biraz artıyor falan demeye başlıyorsun. Ya zar zor yetiyor. Okey. Ama hani bir şekilde bir bölümü ayır ve sonra harca. Birinci tavsiyem bu olurdu. İkincisi şimdi yatırım denen şeyle biliyorsun davranışsal finans benim işte bir şekilde iyi kötü uzmanlık konum. Mesela orada yatırımla kumar arasındaki çizginin çok ince olduğunu görürüz biz. Yani yatırımla kumar bir sürü noktada özdeştir. Mesela bugün çok iyi bir örnek. Biraz uzatacağım ama bugün çok iyi bir örnek. Hayır lütfen. Mesela Şerif bak, şöyle ilginç bir rakam var. Geçen sene borsada işlem yapmak üzere herhangi bir kurumda yeni hesap açan vatandaş sayısı 25-26 bin olmuş, tamam mı? Yani işte bir küsur milyon yatırımcı var. 25 bin yeni yatırımcı hesap açmış geçen sene. Bu sene ilk 5 ayda hesap açan, yeni açılan hesap sayısı 250 bin. 260 bin hatta. Yani geçen sene. 10 katı ve üstelik sadece 5 ayda. Niye biliyor musun? Pandemi vardı. Millet evdeydi. Canı sıkıldığı için borsada hesap açtı. Çünkü bunun çok benzeri nedir? 97-98 Refah Yolu hükümeti zamanında kumarhaneler kapatılmıştı. Kumarhaneler kapatıldı ve Borsa İstanbul'un işlem hacmi arttı. Sen abi kumarhaneye gidemiyoruz, bari borsaya girelim. Orada oynayalım kumar ya. Süper. Abi, durum aynı. Yani herkes evde televizyon açıyor, Bloomberg. Oğlum bu Bloomberg'e ben 5 gün baksam anlarım lan bunu, ne var ki falan dedim. Ve adam 5 gün baksak işte iniyor çıkıyor.
Kırmızıları satacaksın, yeşilleri alacaksın filan. Böyle geliyor, tamam mı? Ya arkadaş, bu girdiğin evrenin içinde, hani ben alırım baba diye girdiğin evrende Deutsche Bank var, Commerzbank var, Garanti var, Ak var, iş var, yatırım, portföy falan filan. Bir de sen varsın. Bir de ben varım. Bir de şey var. Oğlum bir 3000 liram var. Bu ayda boşum. Bir ekrana bakayım acaba buradan bir şey çıkar. Şimdi bu adamlardan kimin kazanacağı belli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla o zaman şunu söyleyelim. Kardeşim bak, yatırımla kumar arasındaki farkı biliyor olalım. Yani bir, tasarrufla başla. İki, yatırım kumar farkını bil. Üç, biliyorsun Delphi tapınağından beri bir sürü kutsal mekanın kapısında aynı cümle vardır. Kendini bil. Abi kendini bil. Bu kendini bil tabii ki ego ile ilgili bir şeydir o tapınağın kapısında, ama burada yatırım anlamında kendini bil. Örnek vereyim, kendimi bileyim mesela ben. İşte bono, hisse, şey, bono, mevduat, repo falan yapar mı? Yaparım abi, faiz benim dünya görüşüm için sorun yaratmıyor. Ha, yaratıyorsa oraya eksik koy, yaratmıyorsa artı koy. Altın, altın olabilir. Döviz, döviz bence bir yatırım aracı değildir. İşte futures, baba anlamadığım ürünlere girmem falan. Ne oldu şimdi? Kendimi biliyorum. Bu olur, bu olur, bu olmaz, şu olur. Şimdi kendini biliyorsan biri sana abi Ripple al, Bitcoin al dediği zaman abi o bana uymaz ya, ben anlamıyorum demen lazım. Bana şunu dememen lazım. Ya Hakan, Ripple diyor bizim bir arkadaş, ne diyorsun? Hangi arkadaş? Ya bizim orada yan masadaki arkadaş Ripple almış da ben de alayım diyor. Ne abi Ripple? Bilmiyorum da çok kazandırmış. Şimdi bu olmadı. Sen değilsin abi. O zaman kendini bil bloğu var. Kendini bil bloğunu da ortaya koyduktan sonra ben dedim ki 4. Uzmanlık. Desteği al. Ya böbreğin ağrıyınca komşuya sorup ilaç alan koca teyzeler gibi olmayan böbreğine doktora gidiyorsun kardeşim. Burada da gidiyorsun bankaya, aracı kuruma. Ben buyum, olayım bu. 3 liram var. 3 liramın yarısını kaybedersem camı açıp anırırım. Değil mi? Risk profilini anlamaya çalışıyorum senin. Evet. Anırırım. Yok abi dursun, düşsün, çıksın, canım sağ olsun derim. Nesin yani? Onu anlayalım. Ona göre sana diyelim ki kardeş biz sana mevduat yapalım. Ne sen üzül ne biz üzülelim. Ya da der ki sana sen de bir potansiyel görüyorum. Sana biraz hisse alalım, bir şey alalım filan. Dolayısıyla en temelde bu 4 şeyi öneririm. Yani toparlarsak bir işte şey yap, nedir ismi, bir kere önce tasarrufla başla. İki, risk meselesini çözmüş ol. Yani kumar mıdır, ne yapıyoruz onu bil. Üç, kendini tanı. Ondan sonra da profesyonel destek al. Bunları yaparsan ne olur? Muazzam paralar kazanmayabilirsin ama bir gün mal varlığının yarısını falan kaybetmek gibi bir olayla karşılaşmazsın. Eğer bunları, ya da zaten öyle bir adamsındır, kaybetmek seni üzmüyordur. Okey, o zaman zaten o riski alırsın. Hep aynı yere geliyor aslında. Şirket de kursan, para da yönetsen. Hatta Şerifciğim evlensen de kız arkadaş, erkek arkadaş, çoluk çocuk ne yapıyorsan ölçülebilir risk al kardeşim. Yani ölçülebilir risk al. Bu kadar konuşuyorum. Hani orada sıkıntı yaratmayayım diye uzatmıyorum. Tamam. Kız istemede zamanında o zaten analizler falan yapılıyormuş. Anneler gidiyor hamamda görüyor bilmem ne. O yıl. Şimdi böyle bir şey yok. Yani adam barda görüyor ve evet o anlamda. Evet, evet. Yani o zaman yani bu yatırım analiz kendini bilen ekip var. Bir de çiftlik marka ekibi var. Yani bunlar çok para varmış deyip direktman oraya birbirleri de iddia ederek doluyorlar diye görünüyor. Şerifçim, Çiftlik Bank çok iyi örnek verdin. Ben o videoyu hani hazırlık yapmadım tabii, burada böyle muhabbet ediyoruz diye. Derste kullandığım bir video var. Bir üye hanımefendiye soruyor daha Çiftlik Bank güzel günlerinde. Diyor ki diyor buraya para yatırdınız diyor. Neye diyor? Hani sisteme mi güvendiniz? Patrona mı güvendiniz? Sisteme mi? Kadın şey diyor. Bu kadar adam aptal değildir diye düşündüm diyor. Yani kriter bu. Yani para getirmiş. Niye getirdi? Bu kadar adam aptal değildir diye düşündüm. Şimdi anlatabildim mi? Aa, bu da bir yatırım yöntemi. Yani hele ki batmazsa yatırım yöntemi olmuş oluyor. Evet, yani dolayısıyla performans, yani sonuca bakıp mesela anlatıyorum ben, diyorum ki bak borsa şu anda riskli. Tamam da ben çok kazandım. La oğlum, yani çok kazanmış olman borsanın riskli olduğu gerçeğini değiştirmez yani. Hani bu başka bir şey, ikisi başka bir şey. Dolayısıyla adam öyle bakıyor. Yani onun için özgüveni de yüksek olur böyle yatırımcıların, küçük yatırımcıların. Geçen işte Mahfi Eğilmez Hoca biliyorsun. İşte efsanedir. Eski hazine müsteşarı, bir bankanın yönetim kurulu üyesi. Hani bizim camiada hani en son Mahfi Hoca bir şey yazdıktan sonra artık konu kapanır. Lan Mahfi Hoca demiş artık ne diyeceğiz filan diye kapanır. Şimdi Mahfi Hoca bir teori anlatmış. Böyle böyledir, bu da böyledir demiş. Altta biri yazmış. Ben öyle düşünmüyorum. Herifin ismine baktım. Pinokyo 55. Ulan Pinokyo 55. Adını yazamamışım oraya. Ben öyle düşünmüyorum. Hadi bakalım. Yani anlatabilir miyim? Samsun da 55'i koymuş. Tabii da Pinokyo 55 ya. Ben öyle düşünmüyorum. Bir şeye benziyor. Diyor ki işte Darwin'in evrim teorisi var. Cevap vermiş. Ben maymundan geldiğimi düşünmüyorum.
E kardeşim ben senin maymundan geldiğini düşünüyorum. Nasıl olacak şimdi? Yani düşünceyle ilerliyorsa bu iş nasıl olacak bu iş? Hani bir de bunun ilgili bilimi var arkadaş. Yani finansında bir ilmi bilimi var. Dolayısıyla boş özgüvende bulunmamakta fayda var. Hakan sen de ben de bir şirketlere, eğitimlere gidiyoruz. Plazalar var İstanbul'da, böyle büyük plazalar var. Binayı yapmışlar, plazalar bilmem ne falan filan. Fakat şimdi o çocuklar böyle lüks bir hayat yaşıyorlar. Fakat ben ödenen maaşları biliyorum, asgari ücretin azıcık üzeri. Fakat o çocuk gittiği yani iki yemekte, Instagram'dan da görüyorsun, Elon Musk'la aynı hayatı yaşıyor. Yani nasıl oluyor ve ne öneriyorsun? Yani gerçekten böyle plaza kültürü var, binalar süper ama maaşlar düşük. Bu çocuklar kredi kartları ve hayatlar yaşamaya çalışıyorlar. Ne önerirsin, ne yol çizmek lazım? Şerif, bu gerçekten belki de yani öneride bulunmakta en zorlanacağım yer. Çünkü yani ülkedeki en eğitimli, en kültürlü, en dünyayı takip eden, o güzel şeyi görüp burada yaşamak isteyen ve relatif olarak yani coğrafi olarak tam da söylediğin gibi hani ülkenin en gelişmiş şehri diyelim hani İstanbul için. Onun en işte muhtemelen maslağı falan kastederek söylüyorsun. En işte makul, malum semtindeki falanca filan plazada. Ve bu çocuklar o eğitimi almışlar, o görgüleri, o kültürleri var ki bunların sayısı ülkenin belki yani binde biri bile değil bu arada. İkimiz de biliyoruz yani baktığında. Doğru. Ve bu çocuklar onlarla, hele ki bu çocuklar bankacıysa bir de müşterisi zaten o adam. Yani o 10 milyon dolarlık adam bir de onun müşterisi, onun parasını yönetiyor. Ve onunla telefonda konuşurken o söylüyor zaten. Ya işte bankacısı Hakan'a, Hakan'cığım biz de bugün Nebek'te bilmem nereye gittik diyor. Oraya gitmeye çalışıyor. Onun spor kulübüne gitmeye çalışıyor. Yani maalesef bir kimlik çatışması var orada. Gerçekten çok zor bir şey. Yani onun işi olduğundan koptuğunu gördüğümüz arkadaşlarımız var. O bir iş. Yani o sen değilsin. O hayat senin değil. O bir iş. Ama yani çok zor bir şey. Gerçekten psikolojik bir şey. Finansal bir şey gibi gelmiyor bana. Ve sonucu da biliyoruz. İkimiz de biliyoruz aslında o çocukların çok büyük bölümü. Yarın işsiz kalsalar, 15 yıllık iş hayatlarının sonunda yarın işsiz kalsalar, kendilerini 3 ay idare edemeyecek birikim yoksunluğu durumdalar. Bu çok zor bir şey. Belki bunun iş ve hayatı, gerçek hayat ve işi ayırmak lazım ama gerçekten zor bir şey Şerif ya. Çünkü o çocuklar çünkü onunla geliyor ve onu hak etti. Hak ediyor da gerçekten hak etmekse bu yani. Bu kesinlikle. Çok daha fazlasını hak ettiklerine eminim ama Türkiye'de bu maaşlarla ilgili bir uçurum var. İşsiz kalsalar dedin ya Hakan. Ya ben somut veri vereyim. Anadolu'nun her yerini gezdik. 3 aydır sektör değilim ama insanlarla yani iş dünyasıyla görüşüyorum ne olmak için. Söyleyemeyeceğimiz çok şey var ama somut bir veri vereyim. Yayın evinin toplantısında dediler ki hocam bize haftada 3 iş başvurusu gelirdi bir yıl önce. Şu an günde 10 iş başvurusu geliyor dediler. Şimdi bu ilk verileri bilmem ne bir şeyleri falan ben onları koyuyorum kenara. Bana gelen iş başvurusunun ki ben hani işe alımla ilgili hiçbir bilgim olmuyor kurumda. Haddi hesabı yok şu anda. Yani işsiz kalsalar dediğim bölüm bu kriz pandemi üstüne bir şeyler oldu. Eylül'e gide bu çocuklarla ilgili işsizliği daha da artacak kesin. Var mı aklına gelen bir şeyler? Yani sorun bu eyvah berbatız onu demiyorum ama ne yapmak lazım? Ne yapabilir insanlar? Gibi aklına gelen ne varsa. Ya Şerif aslında burada şöyle de bir sorun var. Şimdi gerçekten böyle artistik bir İngilizce terim kullanmak istemiyorum ama hani şu back to basics var ya temellere dönüş. Yani şu an öyle bir ana geldi. Düşünsene evdeydik ve tek lazım olan peynir ve süttü. Yani öyle bir güne geldik. Bizim sektör de o durumda biliyorsun. Yani doğru. Sonuçta eğitim hani yani şimdi 6 ay sonra olsa da olur. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik doğru. Ki ülkedeki eğitimli, kaliteli, işte kültürlü ve belki de ülkeyi değiştirebilecek adamlar kısa vadede gereksiz oldular. Yani yanlış anlama sen demiş olmayayım ama ben 6 ay olmasam memlekette bir eksik olmaz yani her şey yürüyebilir ama market olmazsa ya da kargocu çocuk olmazsa ya da yani fırındaki o ekmeği pişiren arkadaşım olmazsa lastiğin patlayacağı ortaya çıktı. O zaman da herkes temellere dönünce bu ultra kalite yani bu ülkenin çok standart üzerindeki çocuklar aniden kısa dönemli tırnak içinde gereksiz hale düştüler. Mesela Türkiye'nin en büyük bankaları biliyorsun genel müdürlüklerini kapattılar. Şubeler çalıştı ama koskoca plazayı komple kapattılar ve şu anda muhtemelen patron şöyle bakıyor. Abi burayı komple kapattık. İşler aksamadı. Bankayı İşler yürüdü. Yani komple kapattık bütün binayı. Ya acaba bunu yani açmasak mı mesela bu çocukların evden mi çalışsa bunlar? Yani yarısı olmasa da oluyor mu ki acaba filan? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kısa vadede bir türbülans var ama
O zaman mağara döneminde devam edemeyeceğimize göre bir süre sonra, bence en çok 1-1,5 yıl içerisinde yine bu çocuklarla bu memleket bir yerden bir yere gelecek. Yani dünyaya karşı bu artistik yapıyorsak mesela, teknolojide iyiyiz, bankacılığımız alemin kralı falan diyorsak, bu çocuklarla tam insan kaynağı ağırlıklı sektörler bunlar aslında bakarsak. Öyle değil mi? Yani teknoloji, yazılım tarafı da öyle. Hizmetler tarafı öyle aslında. Dolayısıyla bu çocuklar mutlaka lazım olacaklar ama idare etmeleri lazım. En azından şunu isterim. Yanlış bilinen atasözlere diye bir şey yapıyorum bazen ben eğitimlerde. Onlardan bir tane şey. Tarih tekerden ibarettir. Efendim, tarih tekerden ibaret değildir. Tarih kendisinden sonuç çıkarmayanlar için tekerden ibarettir. Dolayısıyla bu krize yakalandığında bu kadar ultra kalifiye adam şunu fark ettiyse, adam ve kadın şunu fark ettiyse, arkadaş işsiz kaldık, paramız yok, evde 93 tane ayakkabım var ama param yok, galiba yanlış yapmışım. Yani bunu fark etmiş olması bile bizim için yeterli. Bir sonraki krize 93 ayakkabıyla evet. değil, 33 ayakkabı ve 10 bin lirayla girerse en azından, onu atlatacağını bilmesinde fayda var. Yani en azından sonu çıkaralım bir. İkincisi, kesin olarak şu anda ultra kalifi olmanız bile işsizlik sürecinin uzaması durumunda yeteneklerinizi kaybedeceksiniz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani o harika özelliklerini insanlar kaybedecekler. Onu kaybetmemeliler. Yani onun üzerine oynamalılar. Şu anda dünyanın en müthiş üniversiteleri, Coursera falan dahil, hepsi ücretsiz eğitimler veriyor online olarak. Yani o eksikleri kapatalım. Herkesin eksiği, hepimizin eksiği var. Onu kapatabilme ortamı var. Hani kriz fırsat mıdır? Ya kriz fırsat falan tam da değildir ama hani madem başa bu geldi, ne yapabilirim diye bakmaları lazım. O eksikleri kapatmaları lazım. Çünkü şu anda eğitimin en ucuz olduğu yer. Kardeşim işte sen iyi örneksin ya. Ya biz seni bulamıyoruz ya. Ben seni aylardır göremedim. İşte buradasın. Anlatabiliyor muyum? Yani sen buradasın. Demin Mahfi Hoca dedik ya. Mahfi Hoca'dan randevu alamazsın kardeşim. Adam gidip orada haftada bir kere yazı yazıyor. Git adamı oku işte. Yani her şey şu anda available, erişilebilir, ücretsiz. Hani bundan faydalanmalarını önerebilirim. Okuma, yazma, çizme tarafı mutlaka olabilir. Ama en mühim olan şey bence ders çıkarmak. Yani buradaki eğer bir hata idiyse bu. Yani demin verdiğin örnek gibi, kardeşim sen bu maaşla demek ki Etiler'deki o spor kulübüne üye olmayacaktın. Evde kendi şınav çekecektin arkadaşım. Bak o parayı oraya gömeceğine, o para cepte olsa daha iyiydi. Evde şınav çek. Yani gayet iyi oluyor. Ben seni biliyorum. Çok sportif bir adamsın. Hiçbir kulübe falan da gitmiyorsun. Yani işte örnek vermeyelim de fiziki yerin belli olmasın. Ama işte kendi sporunu yapıyorsun gayet iyi bir şekilde, düzenli bir şekilde. Bunun için ayda 1500 lira vermek de gerekmiyor. Yani lazım olduğumu yapıyorsun da. Herkes de bunu yapabilir. En azından ders çıkaralım, eksiklerimizi kapatalım. Bu dönemi bu anlamda kullanmış olalım. Çünkü dünya taş devrine dönmeyecek. Yani 1-1,5 yıl sonra tekrar en zeki, en çalışkan, en yüksek teknolojik, en adaptasyon yüksek adamlara ihtiyacımız olacak. Bunlar geliyor arkadaşlar. Hakan, ben uluslararası teorileri de okuyorum ama böyle bir örnek vereceğimde nedense hep kalbim böyle bildiğim, güvendiğim insanlara gidiyor. Şerif dedemden iki tane finans örneği vermek istiyorum. Senin anlattıklarını destekleyecek iki tane örnek. Benim adımı aldığım dedem, iki dedemin de Ahmet ve Şerif dedem, ikisinin adını almışım. Şerif dedem dermiş ki annemlere, 1000 liranın hesabını tutmayın ama 1 liranın hesabını tutun. Çok uzun süre ne olduğunu anlatmamış ama sonradan öğrendik adım adım ki öyle yetiştirmiş 5 tane kızı. Yani harcama yaparken çok tutumlu olun ama bir yere yatırım yapılacağını, bir insana destek verileceğinde 1000 liranın hesabını hiç tutmayın ama 1 liranın hesabını hep tutun diye. Çok dikkat ettiği bir şeydir. Yani gidip lüks restoranda yemek yiyeceksen kim cüzdan. Ama öteki tarafta hep beraber insani bir şey varsa 3-5 arkadaş bir şey yapacaksak onun hesabı hiç bana gönlüme koymuyor. Memur çocuğuyuz biz. Ben bu yaşımda hala taksiye binerken İçim cızar. Gözüme taksimetre de olur. Ben niye taksiyle gidiyorum bir yere diye. Çok az binerim. Koca bir proje aldık. GAB İdaresi'nin projesi. İnanılmaz bir anlaşma imzaladık. Tunalı'da yerleri, hatırlarsın işte GAB İdaresi'nin bir yeri vardı yukarıda bir yerde. İş yeri Bulvar Palas'ta bizim. Ben şimdi taksiye binsem kardan bizim bütün ekip prim alıyor. O para kardan gidecek ve primleri düşecek. Abi o büyük projeyi alıp aşağı kadar yoruldum ben o gün. Yani ilk defa anlatıyorum ama öyle öğrendik. İkincisi de Hasan Akdemir. Burada Ahmet Akdemir vardı. İşte İzmir, Ege yöresinde. Herkesin bildiği iş adamları. Dedemin çırağıymış. Ona hep şey dermiş. Kütüğü koydun mu? Ya bir yere bir şey mi koymam gerekiyor? Arada bir şey oluyor. Kütüğü koydun mu? Sonra aradan 1-2 yıl geçince çok da korkuyorlar dededen. Böyle otoriter bir adam. Artık demiş ki
çıraklıktan bir üste kalfa olunca demiş ki Şerif Usta bu kütüğü koydun mu ne? Oğlum demiş bak dereden böyle yapraklara kar gider oturmuşlar çaylarını koymuşlar. Sen oraya bir tane kütük yerleştirirsen yavaş yavaş yapraklar toplanmaya başlar. Maaşından bir şey ayır koy buraya sonra onu yavaş yavaş toparlarsın. Dedi ki Ahmet Akdemir bizim babamız böyle adım adım. Yani o söz aman deyip getirirsin ama o sözü ya ilke yapmak çok önemli. Şimdi kritik kitabı çıkıyor. Yani o kitabı okuyup da yorumlar var Instagram'da olsun inanamazsın. Özelden yazmış birisi. Ben şu durumdaydım işte o kitabı okudum hayatım böyle değişti. Ay, kitap bir başkası dedi okudum boş yapmışım diye. Ya kitap aynı kitap. Kitap aynı kitap. Sonra bir bakıyorsun ki yani şu anda da bizi izliyor birisi not tutuyor. Aa diyor ben bunu yapayım. Öteki diyor ki ben ne biliyorum katılmıyorum diyor. Yani, katılmıyorum ben diyor. Yani oysa Ben not olarak dinliyorum. Yani ne alırım, ne öğrenirim. Yani bunu peşinde olmak çok önemli diyorum gibi geliyor bana Hakan. Çünkü tutkuyla insanı ayakta tutan şey o. Öteki tarafta ben oldum. Bir de bir siyasi kalıba sağ sol girdiysen öğreneceğin bir şey yok. Biri senin için düşünüyor zaten. Yani o ne diyorsa o doğru. Yani analiz yapan, evet. Sorgulayan insanlara bakıyorsun. İşe inanılmaz bir şeyler katıyorlar. Ötekinin katacağı bir şey yok. Yani öyle gidiyor. Hakan senin kitapların isimlerini bir saysana. Ya Şerif zor soruyorsun yine ben zor sayarım. Bir kere şöyle abi başlayayım. Benimki şu ortamlı dünyada bir yalnız bir hayvandır. Seninkiler daha kolay. Ya bir kere madem buradan geldi şunu bir kere söyleyeyim. Benim öyle. Kitap yazmamın ne diyeyim motivatörü sensin. Yani bunu burada da ben de ilk defa söylemiş olayım. Sen ilk defa söylemişler. Bu arada ben kendi yorum yapmadan önce dedenle ilgili iki dedenle ilgili de şunu söyleyeyim. Ya o müthiş şu arkamdaki şuradakiler falan. Finans ve portföy yönetimi kitapları. Bu kadar iyi yorumlar orada yok emin ol. Gerçekten bu iş yani çok müthiş laflar bunlar. Çünkü eğer sen böyle devlet ihalesinden bilmem neden falan parayı vurdum karadan maradan acayip bir para vurursan zaten bol bol harcarsın. Öbür türlü o kadar büyük paranın evet. Tek yolu tırnaklarınla kazanmak. Tırnaklarıyla kazananlar da zaten onu saçma sapan har vurup parmağı savunmazlar. Dolayısıyla çok güzel bir çok güzel iki yorum unutmayacağım bunları. Kardeşim kitaplarla ilgili zaten sen ön ayak oldun. Ya sen bunu kitabını yazsana dedin bana. Abi ben ders anlatabiliyorum dedim. Ya işte anlattın yazacaksın kardeş bir şey yok demiştin. Senin sayende başlamıştık. Finansçı olmayanlar için finans da hatırlarsan sen yönlendirdin onu da. O dersi kitap haline çevirin demiştin. O çok şükür ülkedeki en çok satan finans kitaplarından biri. Yani satan derken sen benden daha iyi biliyorsun. Konu parasal değil. Yani birbirimizi sevelim, aşk çok güzeldir konulu kitaplar zaten satıyor. Hani bir finans kitabının çok satması çok çok önemli bir şey. Çok az sayıda finans kitabı çok satıyor. Ondan sonra ben tezimi yazdım davranışsal finansla ilgili. Yazınca bu sefer içinde bu olan yani davranışsal finansı olan bir kitap yazalım dedik. Davranışsal finans oldu. Sonra piyasaları okumak hani geyik işte dolar ne olacak buradan dolar alınır mı? Onun üstünde bir tane piyasaları okumak diye bir kitap yazdık. Üç tane böyle. Fakat en sonunda dolar kaç olacak söyleyeceğiz değil mi okulu dinleyicilerimize? En son dolar kaç olacak söyleyeceğiz en sonda. Evet bir şey az sonra deyip devam edeceğiz. Sonra sen kuk deyip dütmüş falan kapatıp kaçacağız yani. Taktik bu. Ben böyle düşünmüştüm. Bilmiyorum seni. Başka bir taktik. Üç vardı. Dört de finansal krizler vardı. Finansal krizler tarihi. Yani kriz geliyorum der başlığı altında. Aslında krizler nasıl okunur? Bir kriz nasıl oluşur? Oradan nereye varız gibi dört tane kitap. Onun dışında da böyle sınavlara dönük finans test kitapları falan var ama dört tane omurga kitap var aslında. Hepsi de gururla Elma Yayın Evi'nden çıkan kitaplar. Dolayısıyla o öyle. Dolar ne olur konusunda. Pardon. Arkadaş şeyi söyleyeceğim. Mesela finansçı olmayanlar için finans, iş hayatına giren herkesin mutlaka bir okuması gereken kitap. Çünkü işin bütün temelini çat çat hiçbir şey saklamadan yani... hiç saklamadan anlatmışsın. Üzeyir Garı ile İsa Kalatoğlu'na tanışma şansım oldu. Ve ikisiyle de aynı kongrelerde konuşma şansım, yemek yeme şansım oldu. Üzeyir Garı dedi ki Dünya Gazetesi'nde ben köşe yazısı yazdım. Şirketin bütün dedi, gizli bilgileri bilmem ne onları da verdim dedi köşe yazısında. Pazartesi işe bir geldim. İsa'nın böyle surat dedi böyle dedi acayip morayı bozuk. Demiş ki Üzeyir'e ya demiş Üzeyir Garı'ya. Üzeyir demiş niye yazdın bunları gazetede? Bedavadır demiş. Kimse okumaz. Rahat ol demiş. Yani çekildiğin sınırı. Yani bedavadır kimse okumaz. Ama desen ki ya şöyle parası var, böyle parası var. Yani
Bu dört kitap banttan yayınlanırken ben iki tane rica ederim. Burada resimleri de çıkar kitapların. Gerçekten okunması gereken kitap ama sen yazmalısın. Çünkü finans hayatı için de niye bağlıyorsun? Yani o teorik bilmemleri, insanlar grafikleri bir şeyleri görmek istemiyorlar. Çok somut nokta atışı, kendi alanlarını kullanabilir diye düşünüyorlar. Bir de öyle anlatıyorsun. O iyi bir şey diye düşünüyorum. Yani çok naziksin ama ben yani teşekkür ederim ama şunu da söylemek isterim. Abi insan seni kendisini senin yanında zaten iyi hissediyor, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla senin güzel yorumlarınla da ben kendimi iyi hissettim ve beni motive sen ettin zaten yaz çiz diye. Ondan sonra da zaman içinde zaten hani biliyorsun bir şey hazırlığı yaparken bir şey okuyup bir şey öğreniyoruz. Öğrenince de zaten paylaşalım diyerek bir kitap haline gelmeye çalışıyor. Yani insanlar abi kitap okusun insanlar ya. Yani gerçekten o kitabı, bu kitabı neyse artık demin gırgırını yaptığımız aşk romanı okusun, beyaz dizi okusun, ne okursa okusun yeter ki bir şeyler okusun. Çünkü hakikaten hepimizin aklında 3-5 bir şey kalıyor. O kalanlarla da farklılaşıyoruz. Zaten farklılaşmanın başka bir yolu da herhalde yok. O benim boş günüm zaten. Ben rehberi açtım. Rehberde kim varsa aradım. Kapıcı dahil. Oğlum dedim kitap yaz, sen de kitap yaz. Bir sen gaza geldin yani. O anlamda diğerleri yazamayız abi de bilmiyoruz dediler. Sen hiç bilmiyorum demedin. Yani kendini bil diye bir şey var Hakan. Yani bunu sen direkt yazarım abi falan dedin. Yani bu şey hallederiz değil, abi. Hallederiz abi. Bir el at falan gibi. Hakan, yatırımlarda şey farkı oluyor mu? Bekar, kadın, erkek, evli. Yatırımda bakken ne farkı oluyor bunların adına? Abi olmaz mı? Olmaz mı? Bak şöyle düşün olayı kardeşim. Şimdi bir senin maşallah iki tane kızın var ama hani bir kız bir oğlan olsaydı ya da işte kızların var ne bileyim benim oğlum var mesela. Hani 7-8 yaşlarında bir kızla bir oğlanı böyle görebilsen hani biri senin olsa da öbürü kardeşinin yeğeninin falan böyle beraber büyümelerini görebilsen böyle 8-10 yaşlarında kız böyle canım benim, prensesim benim, fırfırlı elbisen ne kadar güzel olmuş, saçların bak ne kadar düzgün falan. Aynı yaştaki oğlandaki durum şu. Örümcek adam, kop gel koçum, ağaca tırman geri gel. Tamam mı? Abi 8 yaşında bir prenses ve örümcek adam. Şimdi bunlar 20 yaşına geldiği zaman bunların araba kullanma tarzı aynı olabilir mi abi? 25 yaşına geldiği zaman bunların para harcama modeli aynı olabilir mi? 32 yaşına geldiği zaman bunların yatırım yapma tarzı aynı olabilir mi? Örümcek adam, prenses. Dolayısıyla bunların yatırım yapmaları da farklı. Ve elimizde mesela cinsiyetin risk alma iştahı üzerindeki etkisiyle ilgili onlarca çalışma var. Ve çalışma sonucunu söylememe bile gerek yok. Tahmin ettiğin yönde. Yani erkekler manyak. Erkekler manyak. Öyle demiyorlar. Overconfidence. Aşırı kendine güven yani. Manyak. Evet. Overconfidence, tamam mı? Şimdi mesela diyor ki evli, bekar, risk alma iştahı fark ediyor. Kadın erkek fark ediyor. Yaşa göre fark ediyor ve hani bu kadar bilimsel makale kimse okumasın, tam tahmin ettiğiniz yönde fark ediyor. Yani evlendikçe risk alma iştahı düşüyor, işte çocuğu varsa risk alma iştahı düşüyor falan. Belki ilginç olacak şu olabilir, eğitim seviyesi arttıkça işlem hacmi azalıyor. Yani daha düşük eğitimler daha böyle alsat, aldık oradan aldık, üstten verdik, geri aldık falan. Eğitim seviyesi arttıkça biraz daha az sayıda işlem yaparak biraz daha beklemeye başlıyorlar. Ama kesin olarak şeyler etkili. Yani demografik özellikler diyelim istersen son derece etkili. Ve bir Türk hikayesi değil bu. Yani bu davranışsal finans hani benim uzun kullanım ama hani bu işte Nobel alan adamlardan biri Amerikalı, öbürü İsrail kökenli Amerikalı. İkisi de aynı sonucu bulmuş. Yani İsrail'de aynı sonuç, Amerika'da aynı sonuç, Türkiye'de aynı sonuç, Almanya'da aynı sonuç. Kültürel 3-5 minik fark var ama onun dışında riskle ilgili ya da hızlı karar vermeyle ilgili tamamen demografik bir sürü, yani full demografiye bağlamayalım tabii ama çok fazla özellik var. Zaten kardeşim bu yatırım tarafını sordun sen. Harcama da sen de aynısını soracaktım ama sen akıllı adamsın. Risk almamak için harcamayla ilgili olan bölümü sormadın tabii. Çünkü orada cins... Anlat. Yani risk almamak için anlat Hakan. Tebrik ederim. Orası da aynı. Yani harcama tarafı da aynı. Hollanda'da geçen senenin rakamları bisiklet kazalarında ölenlerin sayısı araba kazalarında ölenlerle neredeyse aynı çıktı. 250 civarında. 255-254 aynı çıktı rakam. Fakat bir anda bir şey fark ettiler. Bisiklet kazalarında bu sene ölen erkeklerin sayısı inanılmaz fazla ve hep 50 yaşın üzerinde.
Abi araçlar ne oluyor diye. Eskiden böyle değilken şimdi 50 yaş üzeri trafik kazasında çok oluyor. Bisiklet erkek. Pilli bisikletler çıktı ya. Bunlar bas kaza diyor ya bisiklet. 50-60 Allah ne verdiyse giderken şu pilli bisikletle yani Allah da dur diyor aslında yani. Ama pilli bisikletçi bir de basmışlar adamlar. Şu onlar ölmüş yani. Rakam o. Abi bu orta yaş bunalımının Hollanda versiyonu demek ki. Yani bizde böyle bir ölçü bulamayız. Çünkü bizdeki ölçüyü biliyorsun. Ya ben sözüm meclisten dışarı izleyen arkadaşlar da kusura bakmasın. Bu arada sayacağım özelliklerin hiçbiri de bende yok. Hani bu bütün yaş grubuna istinaden böyle 40 ile 50-55 arası şöyle aşamalardan geçiyor. Hani birincisi genelde motorla başlar, tamam mı? Ondan sonra motor, iki dövme, tamam mı? Ondan sonra abi üst skalaya geldiğiniz zaman üstü açık araba. Şimdi Hollanda versiyonu demek ki hız yapan bisiklet eklemişler buraya. Arada küpe var. Sonra hanımı boşuyor zaten. Son aşama. Nirvana hanımı boşama aşaması. Üst açık araba bölümü var orada maddi duruma göre. Yani. Yoksa da o karavan oluyor. Karavan ya da üst açık araba versiyonu. Orada demek ki Hollanda versiyonu kardeşim şey olmuş. Bisiklet girmiş oraya. Aynen. Hakan 50 dakikadır muhabbet ettik. Harbiden böyle bir bakıldığında not alınacak acayip çok şey var. Çok teknik veri aktardın ama çok güzel anlattın. Böyle bitirmeden önce yıllarca bunu izleyecekler aslında YouTube'da. Söylemek istediğin, böyle vermek istediğin mesajlar böyle ne olur? Son bir soru ondan sonra soracağım. Ya estağfurullah ben hani parça parça söylediklerimi belki toparlamak isterim. Yani bir kere şöyle bakmak lazım. Hani yani parayla ilgili, yaşamla ilgili konu konuşup duruyoruz ama aslında bir numaralı konu para değil. Yani biraz komik gelecek belki ama ben finansçıyım ama ana konu para değil. Yani para gelir, para gider. Bir sürü sen de gördün, ben de gördüm. Çok iyi günler gördük, zor günler gördük. Çevremizde ultra zengin olanlar, vatanlar çıkanlar oldu. Buradaki meselede ben hep şöyle bakarım. Yani özellikle genç arkadaşlar için söylemek isterim ki yani geleceğe hazır olmak. Bilmiyorum vaktimiz varsa 2 dakikada bir karakter özetlemek. Daha da var Hakan çünkü bir soru daha soracağım. Vakitle ilgili hiç derdimiz yok. Bak. Eminim girenler de çıkmıyorlar. Çok takipte vardır. Ben görmüyorum ne oldu. Program senin programın. Sen takip ediyorsun. Yani ben de açtım orada okumuyorum kardeş. Yani ben ama ilgilendim ama yani ona bakmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Oradan cevaplayacağım bir soru yok mu arkadaşım? O kadar insan soru sormuştur oradan. Kardeş güzel de beceremiyorum. Yani hem erkenden gir diyorsun bana. Hem YouTube'u takip et diyorsun. Hem soru soracağım diyorsun. Evet. Yani nasıl yapalım arkadaş ya? Şeyi sorma abi. Şerif Hocam'ın kafasının üzerindeki beyaz fare nedir? Melek mi? Melaike mi? Falan sorusu Cebrail mi? Azrail mi? Şeklinde. Kardeşim valla bana selam söyleyen var. Sana selam söyleyen var. Ondan sonra Mahve İlmez'e selam söyleyen vardı. Var var. Değişkillerden. Pinokyo 55 girmiş mi? Pinokyo 55 baktım. Yok abi. Pinokyo 55 hiç sıkıntı yok. Dolayısıyla yani bence bence ekonomi değil. Öyle söyleyeyim. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Net. Söyle Hakan'ım. Abi şunu söylüyordum. Yani bu para mara filan okey ama şimdi benim bir yıllar önce bir iş yerinden bir arkadaşımız. Şimdi bir iş yapıyoruz. Ama iş çok spesifik anlatmayayım. Çok çünkü küçük bir kurumda. Herkes tanırdı. Onun için orada örnek vermeyeyim. Yani bir yerde bir iş yapıyoruz. Genç bir arkadaşımız var. Adamın işi gayet stabil. Diyorlar ki kardeşim sen bu ekrana bakacaksın. Buradan bunu yapacaksın. Finansla ilgili bir iş. Şunu şöyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Şimdi hala olur ya bazen bir bayram seyren olur. Mesela o hafta kısa olur. Cumartesi pazar. Herkes o kalan 2 gün izin alıp hani 9 gün kaytarmaya çalışır doğal olarak. Hani 2 gün izin alsın. Yapıyor, yapıyorlar. Ama o 2 günde birinin kalması lazım finansal kurumlarda. Merkez Bankası açık olunca bütün bankalar falan açık kalıyor. Birinde kalması lazım. Şimdi ben kim kalsın diye müdür atama yapacak. Bu genç el kaldırır. Ben kalabilir miyim diye. Oh be kardeşim deriz ya Allah razı olsun. Sen kalk koşun biz kaçtık falan. İşte başka bir şey olur ben kalabilir miyim? İşte bilirsin eskiden Ankara'ya böyle anormal kar yağardı. Sağlam kar yağardı. Abi elektronik veriler geliyor. Böyle Bloomberg datası o zamanlar yok. Yani Reuters çanaktan geliyor. Çanağın içine de kar yağınca cızırtılar geliyor, veriler görünmüyor. Apartman görevlisi dama çıkıp çanaktan kar temizlemesi lazım, tamam mı? Şimdi arıyoruz apartman görevlisini. Bizim oğlan diyor ki, abi ne olacak? Oğlum diyorum, üst kata çıkacak da, abi ben gidebilir miyim diyor. Lan oğlum düşersin için dama niye çıkıyor? Emi çık lan Allah, ama dikkatli çık falan diyoruz. İşte bir tane uzattı mı, bir tane şube açılacak. Müdür diyor ki ya çocuklar birinin gidip durması lazım. Çünkü ustalar gelecek. Oğlum kablo buradan geçecek. İşte hat şuradan kaçacak. Başında durmazsan usta kafaya göre yapar. Birinin durması lazım. Lan şimdi boya. O diyor ki ben kalırım. Tamam. Akşam işte borsayla işimiz var. Bir yazı gelecek. Yazı geç gelirse birini beklemesi lazım. İşte ben beklerim falan. Ama bu beklerim, kalırım, malırım işleri esnasında şu durumda çocuk.
Herkes gitmiş, şube bomboş. Gelen bütün yabancı rap, o zamanlar rapor mapor, e-mail falan yok abi. Bayağı The Economist dergisi, çok pahalı bir dergi. Kurum abone olmuş, okuyacak vaktimiz yok. Bu akşam boş kalıyor, dergileri okuyor. Çanağa çıkıyor, çanağın neresinin iletken olduğunu görüyor. Birinin bilgisayarı bozuluyor, IT arayacaklar. Baba ben bir baksam, yapamazsam IT'yi arasak diyor falan. Çocuk abi birinci yılın sonunda bilgisayarı böyle takıp çökecek kadar bir noktaya gelmiş. Çanağı temizleyebiliyor, her raporu biliyor. Ufaktan müşteriler böyle 8-10 yıllık bana gelmiyor, ona gitmeye başladı. Abi fiyasa ne olur falan diye. Çünkü olan her şeyi okuyor falan. Neyse bir gün abi ben hiç unutmuyorum. The Economist okuyorum abi. İngiliz The Economist dergisi. Yani bugün de kıymetli ama o zaman ekstra kıymetli bir dergi. Başka yabancı dergi gelmiyor memlekete. Abi dergide iki sayfa iş ilanı olur. Çünkü ya, uluslararası yayın iki tane iş ilanı zaten. Bir Londra, bir Melbourne falan böyle hani laf olsun diye bakıyoruz. Gidecek durumumuz yok da. Abi bir tane ilan. Diyor ki bu arada pardon. Bilkent'te okuyor. İngilizce biliyor zaten. Bir gün geldi bana dedi ki abi dedi ben dedi yabancı bir dil daha öğreneceğim. İşte unuttum şimdi. İtalyanca mı öğreneyim? Japonca mı dedi, tamam mı? Yok abi demek ki Almanca ve Japonca. Ben dedim ki oğlum Japonca öğren. Niye abi dedi, lan dedim Almanca. Zaten öğrenirsin yani merak etsen işte bir kursa gidersin falan. Japonca fırsatın var. Nerede Japonca kursu bulacağız falan. Abi çocuk bir de Japonca öğreniyor, tamam mı? Abi akşamüstü çayımızı aldık. Açtım yazı. Uluslararası bir yatırım bankasının Güneydoğu Asya Pasifik'te yeni açılacak şubesi için gelişmekte olan ülke vatandaşı olan, böyle bir piyasada bir yıl tecrübesi olan, sıfır şube açma tecrübesi olan, tercihen İngilizce ve tercihen bölge dillerinden birini bilen eleman aranmaktadır. Dediğim ki kardeş seni izleyen dese direkt dedi ki oğlum seni arıyorlar. Herif dedi ki nasıl beni arıyorlar abi? Onu dedim seni arıyorlar. Baktı. Abi dedi ben nasıl gideceğim oraya? Oğlum dedim bak bu profile uyan dünyada 30 kişi vardır. Bunun zaten 28'inin acayip iyi bir işi vardır. İki tane senin gibi böyle şey vardır. Kıymeti bilmeyen adam vardır. Süper. Abi herif başvurdu. Aradaki bölümlere geçeyim. Fıkra gibi bir olay. Ve herif abi oraya gideceği öğrenince bizim genel müdürlük dedi ki lan böyle kıymetli bir adam varmış bizde. Bak çocuk çömez ha. Biz New York'ta şube açacaktık. New York'a bunu yollayalım mı dedi. Abi şirketteki en çömez adam. Millet Ankara'dan İstanbul'a tayinini yaptıramıyor. Herif baba New York şubeyi açmaya gitti, tamam mı? Çünkü kurum açısından bak çok düşük maliyetli. Hem Türk hem İngilizce biliyor. Git şube aç desen usta bulur, boyacı bulur, badananın nereden geçeceğini bilir falan. Şimdi bu ne abi? Bu tabii ki tesadüf ama ona hazır olmak abi. Yani ona hazırsındır, fırsat çıkmayabilir. Çıkmayabilir fırsat. Ama çıktığı gün abi, o kadar şeyi toparlayamazsın, o kadar CV'yi toparlayamazsın. Yani hayata hazır olmak bir numara kardeşim. Ondan sonra para gelir, para gider. O şans doğamayabilir ama doğduğu gün hazır olmanız lazım. O da finansla başlamıyor belli ki. Kendini yetiştirmekle başlıyor. Ondan sonra ya finansla bil ama ne bileyim abi bence şey de bil. Ben oğlum hep söylüyorum. Bak diyorum oğlum bir numara öğrenmen gereken kimya, matematik, fizik falan değil ya. İlk yardım. Bir numaralı bilmen gereken şey ilk yardım ya. Ondan sonra zaman yönetimi. Ondan sonra ne iş yapacaksan kimya ise kimya, fizik ise fizik yani. Ya da ekonomi ise ekonomi. Dolayısıyla gerçekten kendini yetiştir. Ondan sonra git bunları yap, ne yapıyorsan yap. Onlar zaten olur. Tasarruf konusunda dikkat et ama yatırım, tasarruf, harcama tek konu. Kendini bil aslında. Kendini tanı. Devran mutlaka dönecek. Ama yani işte her şeyin en kötü olduğu, her şeyin en iyi olduğu günlere de hazırlık yapamazsın. Ortalamanın biraz altı, biraz üstüne hazırlık yapacaksın. Sen hazır olacaksın. O gün geldiğinde de elinden geleni yapacaksın kardeşim. Böyle düşünüyorum. Hakan ben davet ettiğim bütün dostlarıma şu soruyu soruyordum. Yani 20 yaşındaki Hakan'ı karşına otursan 5 dakika ne anlatırsın ona hayatla ilgili diye. Aslında inanılmaz iyi bir giriş yaptın, farkında mısın? Yani bunu anlatırsın o günkü Hakan'a. Hakan böyle böyle dersin. Ve dün mesela bizim Acun'dan ben bir şey öğrendim. Çok güzel bir şey öğretti Acun. Halası dermiş ki ona. Bir şey yapacaksan git bir bilene danış. O yoksa bir büyüğüne danış. O yoksa git büyük bir taşa danış der. Yani çocuk dil öğrenecek, geliyor sana soruyor, farkında mısın? Yani gidip kafasına göre ya ben şu dili öğreneceğim falan diyelim, geliyor sana soruyor. Büyük bir taşa soruyor yani o anlamda. Ve müthiş bir şey. Yani hangi dili öğrenci? Ama onu sana sorduğu için sen belki de çocuğun Japonca kursu aldığını bilmeyeceksin. Yani sana soruyor ve senin dağını. Yani benim torpilim yoktu, benim şansım yoktu. Bu çocuk o sene olmasa ertesi sene, sonra bir sonraki sene emek koyuyor ve hep böyle öğrenmeye açıklık var, tamam mı? Ya bir bakıyorsun herkes her altı biliyor. Yani
Kıbrıs'ta bir konferansa gittim. Birisi beden diliyle ilgili bir konferans. Yıllar yılları, 15 yıl önce belki. Bir soru sordu, elini kaldırdı. Böyle olgun, sağlam bir adam. Derviş Bey, Derviş Baha. Sonradan bir dost oldu. Hocam dedi, bu ellerle ilgili dedi, bunun dedi falan filan. Şimdi ben aslında cevabı anlatabileceğim bir cevap, bildiğim bir konu. Fakat süre çok az kalmış. O da girersem bu kadar insanın vaktini alacağım. Benim plan bunun cevabını bilmiyorum. Ama dedim en son bir e-posta adresini vereceğim. Lütfen dedim bana bir e-posta atıp ben bunu cevaplayacağım dedim. Konferans bitti, çıkıyorum, yanıma geldi. Çok olgun, çok efendi bir adam. Uluslararası alanda bulunmuş. Yani ben bir şey söyleyeceğim dedim. Ben dedi bu üniversitede değilim, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ama bütün konferanslara katılırım dedi. İlk defa bir konuşmacının ben bilmiyorum dediğini duydum. Ben dedi tebrik etmeye geldim size. Yani herkes her altı biliyor. Yani inanılmaz. Ben de bilgim o kadar kısıldır ki Hakan benim. Cidden yani bildiğin konuda bile dinle birisini %90'ı bilirken adam arada bir şey söyler sana harikalar yaratır. Ama yani bütün konu bu gibi geliyor bana. Harika bir örnek. Yani o anlattığın müthiş bir şey. Var mı Hakan, o Hakan'a, 20 yaşındaki Hakan'a, oğlum başlıyorsun hayata, iş hayatı finans falan demiyorum, oğlum başlıyorsun hayata, bak şunu yap, şunu yap, şunu yap, bir de bunu dikkat et diyeceğin ne olabilir artık? Yani herhalde şundan olurdu. Birincisi bu benle ilgili bir sorun, hani karakter sorunu, başkalarında bu çok daha farklıdır, bu sorun yoktur belki. Hani bir, bak biraz sende de var bence. Herkesi mutlu etme çabası yanlış bir şey. Bende olan bir özellik. Yani bunu yaparsam şunlar kırılacak diye o kararı verememek ya da onu yapmamak. Ben bunu çok yaptım hayatımda. Hani başkaları üzülecek ya da beni sevmeyecekler diye. Hani onu ben çözmeliyim, öyle olmamalı falan. Bu bir yanlış. Yani bu bende vardı. Herkeste yoktur kesin. Hani söylediğim insanlara bir şey ifade etmeyebilirim. İkincisi beni en çok yandığım şey zaman. Yani o kadar uzun geliyormuş ki, o kadar bitmeyecekmiş gibi geliyormuş ki zaman. O zaman kötü harcadığım çok fazla zaman olmuş. Yani gerçekten onun için söylüyorum. Bir numara ilk yardım öğrenmekse ikincisi zaman yönetimi öğrenmek. Yani çok geç yaşta öğrendik belki de. Hani keşke 10 yaşında bilmiyorum öğrenebiliyorum ama olabilseydi gerçekten hani şu andaki bildiğimizden çok. Çünkü ben yaşamda beni ayakta tutan şeyin merak olduğunu düşünüyorum. Yani meraktır seni hayatta tutan, meraktır gelişimini sağlayan. Ama meraklanmaya 30 yaşında başlarsan daha az vaktin var. Yani meraklanmaya 15 yaşında başlarsan, 20 yaşın kaç, ne zaman başlasan o kadar fazla vaktin olacak. Dolayısıyla hani zamanı iyi yönetmek çok önemli. Zamanın geçen bir şey olduğunu bilmek çok önemli. Bu bir zaman. Diğeri dediğin söylediğim gibi hani benim bana ait bir sıkıntı o. İkincisi. Üçüncüsü bu zaman tabii tümüyle bilimsel bilgi falan değil. Hani sevdiğin insanlarla daha çok zaman ayırmak, sevdiğin insanlarla beraber olmak, yani mutlu olduğun insanlarla vakit geçirmek kesinlikle burada olması gereken bir şey. Bunu yap derdim herhalde. Dört de çok beylik olacak ama sağlık çünkü diğerlerini bozabilecek bir şey. Yani orada bir arıza yaptığında zaten zamanın da boşa gidiyor. Hastanede, doktorda moral bozukluğu geçiyor. Sevdiklerine de ayıramıyorsun. Merakına da ayıramıyorsun. Dolayısıyla bunlardı herhalde. Yani belki de benim hayatımdaki eksik olmuş olabileceğini düşündüğüm şeyler bunlardı ama zaman yönetimi ve sağlık. Yani önce kendine bak, sonra sağlığına bak. Ondan sonra işte sevdiğin insanlarla beraber ol. Ama sanki bir zaman yönetimi gibi geliyor bana. İlk yardımla ilgili söylediğim şey Hakan şöyle. Aksigorta eğitimleri, İzgören Akademi oraya eğitim veriyor. Çok da iyi bir durum. Hala dostluklarımız sürüyor ve orada birisi el kaldırdı gitme dedi ki hocam dedi eğitim dediler mi dedi ben dedi hiç gitmek istemezdim açıkçası dedi. Hocalar anlatıyor ya biz de biliyoruz falan derdim dedi. Hiç dedi böyle eğitime inanmam ben dedi. Biz dedi zorla ilk yardım eğitimine dedi gönderdiler. Girdim dedi öylesine dinledim dedi. O hafta sonu veya bir hafta sonu sonra benim küçük yeğenimin dedi boğazına leblebi kaçtı. Nefesi kesildi ve herkes böyle kaldı. Ben dedi o gün eğitimde dedi göz ucuyla gördüğüm bir şeyi yaptım dedi göğsüne bilmem diyaframına hızla bastım. Leblebi çıktı. Hayatı kurtuldu. O günden beri dedi eğitim dediler mi en ön sıraya oturuyorum dedi açıyorum dedi kulaklarımı. Başınıza bunun gelmesine gerek yok. Yani hayatın her yerinde ve öğrendiklerinizin bugün mesela çiftlik toplantısı vardı. Gitti danışman arkadaşlarımız oraya Ülfet, Anıl, Hakan toplantılar yapıyor. Ben de dedim ki çiftlik nasıl kâra geçer diye konuşuyorsanız dedim orada toplantı yani boş verin o toplantıyı. Bölgedeki köylü çocuğun hayatına ne katarız bütün kararlarınızda oraya badem makinesi alacaksanız dedim
oradaki çocuklara ne öğretiriz? Yani niyetinde bu yoksa abi 3 lira daha kazanayım, 5 lira daha kazanayım. Yani o çocuklara dımdızlak bırakmışsın abi. Yani ülkeyle ilgili liyakat dışında belki eleştireceğimiz şey, Amerikalı çocuk üniversiteyi bitirdim, girişimci hocam o. Türkiye'de dinlen diyorum, dur. Önce avukatlarla bir konuş, Türkiye'deki hukuk işliyor mu, işliyor mu? Hakkını, hukukunu savunurlar mı? Nasıl dolandırılırsın? Bir onları öğren, ondan sonra işe başla. Yani ülkeyi bilmeden anlattığında bir yanlış var. Ülkede hukuk var mı yok, önce öğrensinler, avukatlara bir gitsinler. Diğerlerde işi öğrenip ondan sonra başlamakta çok büyük fayda var gibi görünüyor. O söylediğin Hakan, hani herkesi mutlu etmeyle ilgili bölümü ben şöyle düzeltmeyi istiyorum senin açından. Bence sahip olduğun şeyin adı nezaket, naiflik. 3 gün önce, yani hava atar gibi anlatmayı istemem ama Erol Evgin'le bir telefon görüşmesi yaptık. Yani bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Burada Erol Evgin var. Ben kimim ki? Buradaki melek işaretini özellikle, hani haliyi özellikle koyarım. Ya karşında bir nezaket var, bir kibarlık var. Yani yıllar önce bir konferansta yan yana konuşmacı olduk biz Erol Evgin'le. Orada bir dostluk başladı. Bana telefon açtı. Ben de uçaktasın, kitabını okudum. Şöyle değerli. Hem Erol Evgin'sin. Ben yani düşünebilir o nezaket, söyleyiş. Nezaket çok bu ülkede kaybettiğiniz bir şey. Şimdi pilli kitapta yazdım bunu. Sırada bekliyorum markette. Bir beyefendi 70 yaşlarında, Cumhuriyet adamı belli. Nasıl takım elbise giymiş? Gelmiş markete, korona falan yok o dönem böyle rahat. Kız ikinci satışı yapacak. Dedi ki işte satış 100 lirayı geçti. Başka bir şey ister misiniz? Tabii efendim dedi. Ne istersiniz dedi. Sağlığınız dedi. Abi o kasiyerin yüzüne bir kocaman gülümseme. Sırada bizim hepimize yüz kocaman bir gülümseme. Sağlığını isterim senin diyor kıza. Yani o kızın o nezakete davranışının devamı, nezaketi kaybetmeye başladı. Yani o yüzden biliyorum senin insancılığını, efendiliğini, ama o nezaket bizleri ayakta tutan şey o. Bugün benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi Öner Gök, annesini kaybetmişti. Gittik beraber cenazeye, mezarlıkta beraber anneyi toprağa verdik. Ayrılıyoruz, Öner'le geldik, evde bir şeyler yedik. Büyük ihtimalle izliyordur beni. Gel dedim Şerif, benim dedi tekrar hastaneye gitmem gerekiyor. Niye dedim ben? Gel dedim oradaki görevliler, annemi yıkayan eden görevliler dedi. Çok nazik iyi insanlar dedi. Fakat başkaları da vardı ve ben dedi onlara hizmetlerinden bir para vermek istedim ama başkaları olduğu için veremedim dedi. Ben şimdi dedi gideceğim hastaneye, onları bulacağım dedi. Onlara şimdi hastaneden çıkmışsın. Bir daha onlara hiç işin düşmeyecek abi senin. Yani bahsettiğin para, bir paralar vereceksin. Onlara ayakkabı yenilersin, yeni marka bilmem ne alırsın. Öner gitmiş ve kadınlar kabul etmemişler. Biz burayı almak istemiyoruz, almak istemiyoruz. Yani karşılıklı nezakete bakar mısın? Bu evet. İnsanlar bizi ayakta tutuyor Hakan. Yani benim bildiğim şey bu. Öteki gördüğünüz şeyler ayakta tutmuyor abi. Yani nargile kafeler tutmuyor. Bağırışan, solcu sağcı adamlar. Yani liyakat, insanlık ve bu çocukların önüne fırsat bırakmamız lazım. Bu ülkeyi terk etmeden üretmemiz lazım. Çok sağ ol anlattığın şeyler için. Tamam mı kardeşim? Çok naziksin. Ben çok teşekkür ederim. Yani her şeyden bağımsız seni gördüğüm için çok teşekkür ederim. Çok zamandır görememiştim seni çünkü. Çok sağ ol. Çok naziksin. Tamam, çok keyif aldım ben. Çok sağ ol. Davet ettin beni. Tamam. İnşallah yeterince dinleyici olmuştur ama yıllarca seyredilecek bir yayın olacak. Aslan kardeşim. Tamam mı? Tamam. İyi bak kendine. Canlı yayını bitirirler diye düşünüyorum artık. Bitirin bizi aramızda. Birbirimize bir hasbihal edelim. Efkan, Hatice. Hala live diyor şu anda. Yani şu anda bizim yapma dönemimiz geldi.